Bu arada koronavirüsle mücadele eden ve bu süreçte hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim ve kolaylıklar dileyelim o çalışmalarını sürdüren, mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanlarına. Tabii ki bu acı haberlerin önüne geçmek bizim elimizde. Kısıtlamalara uyduğumuz müddetçe, kurallara uyduğumuz müddetçe bu acı haberlerde ümit ediyoruz ki devamı gelmeyecektir. Tabii ki işte o kısıtlamalardan birinin içerisindeyiz. Yaklaşık 22 saat kaldı hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine. Haliyle ekipler geride bıraktığımız gece boyunca da denetimdeydi. Kurallara uyanlar vardı ama her zaman olduğu gibi yine o kısıtlamayı ihlal edenler polis denetimine takıldı. Onlar arasında cezasına razı gelenler oldu ama hem polislere hem de gazetecilere hakaret edenler de vardı. Kısıtlamada hırsızlığa çıktılar, polise yakalanınca kaçtılar. Bursa'da gece yarısı hırsız polis kovalamacası vardı. Çalıntı minibüste elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yapan 5 şüpheli 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Abi niye çekiyorsun sen Allah aşkına? Neyi neden çekmeyeyim ya? İşimiz bu. Neyi çekiyorsun ki sen? Onu bir söylesene. İşimiz bu. Neyi çekiyorsun ki nasıl sen? Nasıl çekemem? İşimiz neyi bu. Neyi çekiyorsun? Neyi? Seni çekiyorum görmüyor musun? Suçsuz olursam ne olacak? He? Suçsuz olursam İstediğin yere başvurabilirsin. O zaman da çıkacağım mı karşıma? Gözaltına alınan 5 kişiye toplam 20.430 lira para cezası uygulandı. Düzce'de ise uygulama yapan polisi görünce yön değiştiren bir araç drone'la takip edildi. Kısa süre sonra da yakalandılar. İzin belgelerinizi alayım. Onları yok abi. Çünkü onlara mektup çölde kalmışlardı. Mengencik'ten geliyorum abi. İzin belgesi olan sürücü, izinsiz dışarı çıkan 3 kişiyi taşıdığı için cezadan kaçamadı. Toplamda 12.600 lira idari para cezası kesildi. Sürücü öfkesini gazetecilerden çıkardı. Adım Sinan. Tamam çekiyorum hadi. Konuş şimdi konuş. Şu arabaya. Konuş şimdi. Tamam senin izin olabilir, diğerlerinin yok. Bu konuyla ilgili yönetmelik belli. Gereğini yapıyoruz. Burada da gazeteci arkadaşlar bu çekimi yapacaklar. Niye uzatıyorsun bu kadar? Yok abi o bana biraz şeyler yapıyorsun. Niye misin hani? Sakin. Sen bayana saldırmaya çalıştın. Saldırdın mı? Ya sen saldırma sakin. Görmemişsin abi. Sakin. Sakin. Tamam, üzülüyorum abi sana. Tamam, normalde nasıl saldırıyorsun? Hadi tamam. Aksaray'daysa alkollü bir şahıs sokağa çıkıp bağırmaya başlayınca şikayet edildi. Polis kısa sürede olay yerine gitti. Ekipler alkollü şahsa önce ceza işlem uyguladı, ardından evine götürmeye çalıştı. Ancak adam direnince gözaltına alındı. Alkollü adamın küfür ve hakaretlerinden gazeteciler de nasibini aldı. Yastık alırsın sen. Harekete bak ya, harekete bak. Alkol metreye üflemeyen adam hastanede kan da vermedi. Sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yazılan şahıs gözaltına alındı. Yine Aksaray'da başka bir alkollü sürücü polisten bir süre kaçtıktan sonra yakalandı. Ehliyeti sahte çıktı. Neden alkollü araç kullandınız, sahte ehliyet kullandınız? Saçmalama lan. Aman. Aklını alırım. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan adama birçok suçtan 8.096 lira ceza kesildi. Sahteyle bizim işimiz olmaz. Ama sahte ehliyet üzerinizdeki. İftira atma bana. İftira atma. Aklınıza işlem başlatıldı.